Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. Alev bana bakıyor. Sinsi sinsi bakıyor ve içinden diyor ki: ulan bu pezevenk niye pavyoncu gibi giyinmiş? Evet arkadaşlar, biliyorsunuz size sormuştum. Demiştim ki Faruk'un hayatında Faruk'un gerçekten bordo bereli olmasını istiyor musunuz? Ve gelen yorumlara baktığımda hiç şaşırmadım. Neden? Çünkü isteyeceğinizi biliyordum. Evet, Faruk'u bordo bereli yapıyoruz. İşte o yüzden böyle giyindim. Şimdi nasıl gideceğimi ben de bilmiyorum. Karargaha gideceğim. Diyeceğim ki evet, Faruk bordo bereli olmak istiyor. Alev'le bir konuşayım. Bakalım Alev nasıl bir tepki verecek. Hadi görelim. Alevcim ya, bir şey söylemek istiyorum sana. Hayırdır Alev ya, ne oldu? Paşa'da bir sıkıntı mı var? Ay yok Faruk ya, ne sıkıntısı? Ben pire falan var mı diye bakıyorum. He, iyi yapıyorsun. Alev, bir şey diyeceğim sana. Hani demiştim ya bordo bereli mevzusu. Evet Faruk, demiştin, ne oldu yani? Alev, sanırım teklifi kabul edeceğim. Niye böyle ilkokul çocuğu gibi söyledim ben de bilmiyorum. Teklifi kabul mü edeceksin Faruk? Bak paşa bile korktu. Faruk ne diyorsun sen? Nasıl kabul edeceksin ya? Çok da zor olmayacak be Alev. Diyeceğim ki Faruk bordo bereli olmak istiyor. Zaten komutan teklif etti bana. Ay Faruk, onu demiyorum. Ben sana olma dedikçe sen niye gidip olmaya çalışıyorsun? Ben onu diyorum. Alev, üniversiteden bir haber yok. Baban kayıplarda. Zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Alev, ayıptır sorması, ben eve gelsem ne halt edeceğim ya? İş yok, güç yok. Ay Faruk, ben de bugün okula gidecektim işte senin durumu konuşmak için ya. Biraz daha erteleseydin keşke. Olmaz Alev. Erteleme falan yok artık öyle bir şey. Yani komutan bana git bir hafta yat demedi ki. Sana sorup geri gitmem lazımdı benim. Yani Alevcim, elimden bir şey gelmiyor. Kabul edeceğim galiba. Ay Faruk ya. Emin misin? Kızım, üzerime bomba bağlayıp kendimi uçuracağım demiyorum ki sana. Allah Allah ya, manyak mıdır nedir? Eminim, merak etme. Ya Alevcim, benden çok iyi bir asker olacak. Sonuçta Faruk profesyonel olmak istiyor. Ay pekala Farukcum ya, ben cüzdanı falan alayım geliyorum, beraber gideriz. Peki ya Alevcim, beraber gideriz. Oğlum paşa, paşa, baban bildiğin bordo bereli oluyor oğlum. Seni de garip yapayım mı? Mesut'la garip oluruz he? Rıza baba deriz. Ah ulan paşa, senden ayrılmak da zor geliyor ama. Oğlum internetten okudum zaten. 4 ay mini bir eğitim veriyorlarmış. Ondan sonra bana rozet mi kimlik mi bir şey verecekler. Onu verdikten sonra artık rahatız. Neyse. Alev acaba cüzdanını falan almış mıdır ya? Oğlum biliyorum yani, Alev istemiyor bu durumu ama. Ne yapabilirim ki? Biliyorsunuz okuldan bir ses çıkmadı. Alevcim aldın mı? Tamam, buradasın galiba, aldın. Hadi gidelim Alev. Ay Faruk, ben yine de tekrardan düşünmeni isteyeceğim ya senden. Emin misin? Eminim Alev, eminim. Yaklaşık 1000 yorum geldi. Alev yapmazsam oyarlar beni, yürü gidiyoruz. Vallahi Alevcim, şu an üstümde toplum baskısı var. Yapmak zorundayız Alev. Buyur gidelim. Haydi bakalım. Alev yanıma otur kız, dur. Oraya oturma. Alev, kötü kızsın. Gel böyle gel. Gel böyle manyak. Buraya oturacaksın. Ulan köşe kapmaca mı oynuyoruz ya? Alevcim yanıma geçsene. Sanırım sonunda geçirmenin yolunu buldum. Yani yanıma. Yanlış anlaşılma olmasın. Yoksa zaten geçirdim. Yani ben ne diyorum lan iyice. Ben iyice coştum falan. Vallahi arkadaşlar, eksisiyle artısıyla durumu tarttım. Ve bizim bordo bereli olmamıza çok güzel bir yarar olabilir. Hatta efsane olabilir. Niye derseniz, bence çok güzel bir şekilde senaryoyu ilerletebiliriz. Hani misal, şimdi Faruk'un biliyorsunuz okul durumu var. O durum karma karışık olmaya başladı. Hani Faruk okuduktan sonra nerede çalışacak falan filan, böyle sıkıntılar var. Ama en azından bordo bereli olursa operasyondu aksiyonlu bir şey olur. Hani Faruk doktor olsa ne çıkar? İnsanları tedavi edecek falan filan, tamam güzel şey de oyunda güzel değil. Ama en azından bordo bereli olursa güzel aksiyon çıkar gibime geliyor. Öyle değil mi Alev? Alev yemin ediyorum var ya, senin için nereden baksan 20 bölümlük entrika ayarladım şu andan. Emin olabilirsin. Efsane şeyler var aklımda. Onları tek tek uygulayacağız. Hiç merak etme Alev. Bu arada evlilik teklifi önerileriniz bayağı komikti. Yani uçağın üstünde etmekten tutun da denizin altına girmeye kadar. Ondan sonra ne bileyim, kızı kaçırsınlar, tecavüz etsinler, bir sürü saçma sapan şey geldi. Ya saçma sapan diyorum, hani diğerleri mantıklı da. Hani kızı kaçırıyorlar, niye tecavüz ediyorlar lan, siz ne istiyorsunuz oğlum? Allah Allah ya. Faruk'un manitesinden. Faruk. Lütfen. Alev sizin yengeniz. Hani o gözle bakın. Şimdi siz yengenize bunu mu layık görüyorsunuz? Kaçırsınlar, tecavüz etsinler, Faruk kurtarsın. Olmadı bu. Ben ne anladım bundan? Bu olmaz. Bu yanlış. Ama şu uçak fikri fena değil. Hatta paraşütle atlama falan filan da demişsiniz, o da olabilir. Aslında bayağı aksiyonlu olabilir. Ama aklımda çok daha çılgın bir şey var. Ben yine de evlilik teklif önerilerinizi bekliyorum.
benim aklımda olandan daha çılgın bir şey gelirse uygulamaya alırım. Olmadı, aklımdakini uygulayacağım. Şu ana kadar güzel fikirler geldi ama böyle işte bu lan dediğim fikir gelmedi. Ben ne saçmalıyorum ya? Yani güzel bir fikir bekliyorum arkadaşlar. Benim de iyice kafam karışmaya başladı. Bu bordo bereli olaylar falan benim bayağı kafamı karıştırdı ya. Alev de zaten bordo bereli olmamı istemiyor ya. O yüzden kafam bayağı karıştı. Ay Faruk, yani keyfin bilir. Katılmak istiyorsan katıl. Ya Alevcim, sen niye öyle diyorsun ya? Sen öyle dedikçe ben üzülüyorum. Sanki kötü bir şey yapıyormuşum gibi. Hani seni yarı yolda bırakıyormuşum gibi hissediyorum. E ama öyle değil mi Faruk ya? Ne güzel bir yaşantımız vardı. Düzenli bir hayatımız vardı. Sen okula gidiyordun. Ben öğretmenlik yapıyordum. Hani bunlar güzeldi. Neyine yetmedi Faruk? Bana yetti. Ama izleyiciye yetmiyor Alev. Yani her bölüm farklı bir zevk vermek zorundayım. Hani yani benim görevim zevk vermek Alev. Beni bildiğin burada yani zevk şeyi yaptılar. Ne diyorum lan? Alev yanlış anlayacak. Alev yanlış anlama. Eskort falan değilim hani. Yok öyle bir şey. Vallahi bu konuda fena halde. Sıçtık, daha fazla sıvamadan karargaha giriş yapalım. Evet, üste geldik. Haydi bakalım. Bismillah. Şöyle çekelim. Faruk, Faruk açın, dur dur. Dur Alev sen dur. Ben kimlik tanılama yapacağım. Bakın Faruk. Sanırım artık tanılamışlardır. Açarlar kapıyı. Gel Alevciğim. Bak oraya oturuyor hala ya. Oğlum bu kız ne aksi bir kız ya. Trip atıyor bana anasını satayım. Evet, karargahtayız. Yalnız Alev arkada gördüğünüz gibi. Haydi bakalım. Şöyle çekelim. Buradan ilerisine sivil araçlar geçemiyor arkadaşlar maalesef. O yüzden buraya bırakmamız gerekiyor. Şöyle bırakalım. Alevcim, sen arabada kalabilir misin ya? Senin arabadan çıkman yasak benim bildiğim kadarıyla. Yani karargahta sıkıntı çıkmasın. Sen 2 dakika bekle. Ay tamam Faruk, ben buradayım. Haydi bakalım. Şimdi komutanı görmeye gidelim. Alev beklesin araçta. Vallahi içimde gıpır gıpır biliyor musunuz? Bordo bereli olmak benim için çok büyük bir onur yani. Beni layık gördüler, düşünebiliyor musunuz ya? Ben kimim ki ya? Beni layık gördü adamlar. Yani bende bence bir ışık gördüler. Yoksa bana niye teklif etsinler değil mi? Asker mi yok burada? Demek ki bende bir şey var. Yoksa hamile miyim? Yok lan dur bir dakika. O değil, o değil. O yanlış oldu. Selam bordo bereli kardeşlerim. Merhaba merhaba. Oo, siz de mi bordo berelisiniz? Hangi bordonun beresi? Merhaba merhaba. Kolay gelsin. Tamam tamam, şaka yaptım şaka yaptım. Allah belanı vermesin. Ateş aç lan direkt, manyak anasını satayım. Aha, albay da orada. Solo Türk de burada. Şunu bir gün kaçıracağım inşallah. Öyle bir planım var. Solo Türk'ün uçağını kaçıracağım. Komutanım. Komutanım, selamun aleyküm komutanım. Pardon, yanlış oldu. Komutanım. Merhaba komutanım. Komutanım ya. Ben geldim ve bordo bereli olmak istiyorum. Hoş geldin aslanım. Biliyordum kabul edeceğini. Faruk'un da ismi oradaydı değil mi? Baksana bir. Faruk, evet evet. Lan o işte, görmüyor musun gerizekalı? Durun komutanım durun, askeri kızmayın. Kardeş Faruk diye bak bakayım orada mı? He vallaha, Faruk burada. Komutanım, söyleyişten söyleyişe fark var. Ne yapıyorum ben şimdi? Bordo bereli miyim artık? Yok be Faruk, o kadar kolay olsaydı keşke. Yanında birini getirdin mi? Evet komutanım, kız arkadaşım Alev'le geldim. Ne oldu ya, hayırdır? Güzel. Faruk, özel harekat daire başkanlığına gitmen gerekiyor. Oradan sana araç tahsisi yapacaklar. Nasıl yani komutanım ya? Ben kendi aracımı kullanamayacak mıyım artık? Bir süreliğine kullanamayacaksın Faruk. En azından lisansını alana kadar. Yani bordo bereli olana kadar sadece sana teşkilatın verdiğini kullanabilirsin. Peki komutanım, bu özel harekat daire başkanlığı nerede kalıyor ya? Camiyi geçince mi? Ben hiç gitmedim ki. Ana yoldan git Faruk, bak buradan çık. Ana yoldan git. Dümdüz ilerle böyle. Karşına kocaman bir bina çıkacak. He, o mu komutanım? Yok yok, onu geçeceksin. Bayağı bir gideceksin gideceksin gideceksin. Orada karşına bir dükkan çıkacak. He, o mu komutanım? Yok o da değil. Şayet sakız makız ihtiyacın varsa oradan al diyecektim. Onun biraz daha ilerisinde. Eyvallah komutanım. Çok yardımcı oldunuz. Direkt adresi versene lan dingil. Yani ne lan bu böyle? Telefon açtı lan, ne oluyor? Allah Allah. Karısıyla konuşuyor galiba. Neyse. Sanırım üniformayı giymem gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta nedir? Resmi daireye gidiyoruz değil mi? Üniformayı giyelim. Selam kardeşim, merhaba merhaba. Söndür lan o cuvarayı, Allah Allah. Burada içilir mi? Terbiyesiz. Neyse. Ben elbiselerimi alayım da. Dolaptaydı biliyor musunuz yedekleri. Giyineyim hemen çıkayım gideyim. Malum daha özel harekat dairesine geçecekmişiz. Haydi bakalım. Evet. Elbiselerimi hep bunda taşırım. Ne bileyim, huy olmuş bende. Haydi bakalım şurada giyinelim biliyor musunuz? Orada sıkıntılı. Geçen komutan dövecekti beni az kalsın. Haydi bakalım. Şurada giyiniriz, kimse görme. Asu, senin burada ne işin var? Ay Faruk, geldin sonunda ya.
Hemen kapıyı kilitleyeyim. Tamamdır, kilitledim. Faruk, senden sadece 2 dakika istiyorum. Lütfen izin ver. Kızım, sen ne istiyorsun benden ya? Asu, yapma, gözünü seveyim. Alev dışarıda zaten bak. Ya Asu, biz hani bitmiştik. Sen demiştin ki bitti bu olaylar. Ay Faruk, öyle dediğimi biliyorum. Ama şimdi pişmanım işte. Ne olur affet beni. Ya kızım, uyuşturucu falan mı alıyorsun sen? Neyin kafasını yaşıyorsun? Ben bir kere Alev'i seviyorum dedim sana. Ay Faruk, bir zamanlar beni de seviyordun. Ne olur bana geri dön. Olmaz Asu. Artık çocuklaşma. Aç şu kapıyı. Bittik Asu biz. Anlamıyorsun değil mi? Bittik. Artık bırak peşimi. Ay Faruk, ben bitti demeden bitmez. Bu iş burada bitmeyecek Faruk. Emin olabilirsin. Seni kazanmak için her şeyi yapacağım. Madem şimdi dinlemiyorsun, o zaman ben de şeytani planlarıma başlarım. Hadi bakalım, çık şimdi. Şeytani planlar mı? Vallahi ufaktan korktum ama neyse. Çekil. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben yine şurada giyinirim. Bu neymiş ama artık? Zebani gibi gelip duruyor. Hayır kız, anlamıyorken asın satayım. İstemiyorum artık ya. Allah Allah. Manyak mıdır nedir, şuna bak. Zebani gibi, tövbe estağfurullah. Yani benim bir kere Alev'im var değil mi? Olmaz böyle şey. Neyse, ona çaktırmayayım en iyisi. Çok sinirlenir yoksa. Anam, bütün araçlar gitmiş lan. Alev çok beklemiş galiba. Yazık ya, kıyamam kıza. Alevcim, içeridesin ha güzel. Gidebiliriz Alev. Haydi bakalım, gidiyoruz. Sıkı tutun. Ay Faruk ya, sen yokken yanıma birisi geldi. Asu muymuş neymiş adı, seni sordu. Seni görmek istiyormuş, gördün mü onu? Asu mu? Yo. O kimmiş ki ya Alev? Ay ne bileyim Faruk, yani seni tanıyormuş gibi geldi bana. Emin misin? Yok canım, tanımıyordur. Biriyle karıştırmıştır beni. Yoksa nasıl şavcak değil mi? Yok. Yani ayrıca bu binada bir sürü Faruk var. Bir tek ben miyim? Faruk ya, niye kızıyorsun ki? Alt üstü sordum yani. Yo, ben kızmıyorum ya Alev. Pardon, sesimi yükselttim biraz. Yani Alev, bir sürü Faruk var yani Alev ya. Şimdi bu ağası konularını falan bırakalım da. Vallahi benim hemen özel harekat daire başkanlığına gitmem gerekiyor. Oradan belgelerimi alacağım. Araç verecekler bana. Ondan sonra artık Bordo Bereli eğitim kampına götürecekler beni. Öyle bir kamp varmış. Yalnız mesafede bayağı uzakmış ha. Ben şimdi fark ettim. Bayağı bildiğiniz yarım saattir sürüyorum lan. Alevcim, canı sıkılmamıştır inşallah ya. Yok Faruk ya. Ben paşayı merak ediyorum. Yani bu dönemlerde biraz garip davranıyor Faruk. Normal. Erkek hayvan. Çiftleşmek istiyordur. Faruk ya, bilmiyorum. Sanki derdi başka bir şeymiş gibi ya. Veterinere götürsen mi? Vallahi sen bilirsin Alev. Götürmek istiyorsan götür. Sonuçta nedir? Artık ben bir süre evde olmayacağım. Ay evet Faruk ya. Öyle bir şey vardı değil mi? Ya ben sensiz ne yapacağım Faruk? Vallahi bilmiyorum artık Alev. Ne yaparsın? Yani öz dersen çıkar gelirsin. Ayrıca hafta sonları seni ziyaret edeceğim, merak etme. Ha iyi. Yani bu demektir ki her hafta sonu Faruk gelecek, öyle mi? Evet. Her hafta sonu Faruk'un yeni bir bölümü mutlaka gelecek bundan sonra. Bayağı bildiğiniz artık cidden öyle olacak. Merak etmeyin. Her hafta sonu Faruk'un bir bölümü mutlaka gelir. Yani aksatmamaya çalışacağım. Şuradan dönelim. Burası Özel Harekat Daire Başkanlığı. Selam. Merhaba. Evet, ben yeni yetme. Haydi bakalım. Kar mı yağıyor lan? Benim gözüme az önce bir şey çarptı ama. Neyse. Polis mi lan öndeki? Hey yo dostum, sen polis misin? Goddammit, lanet olsun. Çekilsene bir. Haydi bakalım. Sanırım o da Bordo Bereli olmaya gelmiş. Bilmiyorum. Belki de öyledir. Bekleyelim de açsınlar. Bunlar biraz geç açıyor biliyor musunuz? Eyvallah güvenlik kardeşim. Adamsın. Şuraya da girelim. Bekleyelim. Açacak mısınız? Açmayın dediler. 2 saat geç açılıyor ya. Vallahi delirtecekler beni yani. Olmuyor ki böyle. Şöyle park edelim. Ve inelim. Gel bakalım Alev. Gel. Nerede demişti ya? Üf, komutan ne demişti tam da hatırlamıyorum ki. Şu yazıyı görünce demişti. Onun arkasında bekliyormuş adam. Niyeyse. Yalnız işin ilginci, benden başka üniformalı yok, fark ettiniz mi? Vallahi bir götüm kalktı. Oh yeah. Nerede lan bu adam? Özel Harekat Daire Başkanı Bey. Özel Harekat Daire Başkanı Bey. Neredesin? Bu mu? Galiba bu. İyi günler Özel Harekat Daire Başkanı Bey. Merhaba. O siz misiniz? Ya ben Faruk. Hoş geldin delikanlı. Demek yeni Bordo Bereli sen olacaksın ha. Bu da eşin mi? Yok, ben öğretmeni, yani sevgilisiyim. Alev benim adım. Affedersiniz, biz azıcık sevgiliyiz de. Anlıyorum delikanlı. Bu görevi kabul etmek istediğine eminsin değil mi? Bak zordur. Çetindir. Bayağı uğraştırır yani. Eminim efendim. Hiç şüphem yok. Merak etmeyin. Ben hazırım. Güzel. Al şu anahtarları, arka tarafa geç. Orada senin için araç ayarladık. Alev Hanım.
Artık bu kısımdan sonra sizinle işimiz kalmıyor. Artık eve gidebilirsiniz. Alevciğim, sen eve git hayatım. Hadi, oğlumuz Paşa'yı veterinere götürsen. Ay tamam Faruk ya. Aracın anahtarlarını versene. Al bakalım hayatım, işte burada. Haydi görüşürüz. Ben gidiyorum. Yalnız özel kuvvetlerin işlerini özel hareketin yapması da ne kadar garip değil mi? İşte ne yaparsınız hayat. Alevciğim sen git bekleme beni ya. Ben hallederim. O da gitsin yazık değil mi kıza yani? Sonuçta eve gitmesi lazım. Selam kardeşim. Aha. Sen de mi bordo bereli olacaksın? Merhaba. Ben de bordo bereli olacağım evet. Ne cinsiniz bakıyor lan? Aha. Götümü mü kesiyor benim? Neyse. Araç bu galiba. Benim için açıldı baksanıza. Bu olsa gerek. Oğlum yalnız ne zamandır istediğim araçlardan biriydi. Wow. Bakar mısınız? Bana ayarlamışlar bunu. Plakası öz kuvvet. Özel kuvvetlerin kısaltması galiba. Tamam. Hadi araca geçelim. Bakın bu resmi bir araçmış. Anladım şimdi. Işıkları falan da var. Vay yavrum vay. Haydi çıkalım. Sanırım alev gitmiş baksanıza. Arabamız ortalıkta yok. Neyse iyi olmuş. Haydi görüşürüz güvenlik kardeşim. Ben çıkıyorum. Aç lan aç. Haydi bakalım. Buradan da çıkıyoruz. Kaldır kardeşim. Hey sen. Şunu kaldırın lan. Oğlum şunu kaldırsana. Hadi. Dokundurunca kaldırdılar. Vay yavrum vay. Sistemi görüyor musunuz? Yalnız yeni araç da efsaneymiş ha. O ne lan? Oraya bir şey yapışmış. İnşallah düşündüğüm şey değildir. Allah korusun. Açın açın. Kardeşim açın işte ya. Allah Allah. Faruk özel kuvvetlerden hadi. Kaldırın şunu. Sağ olun. Allah razı olsun. Manyaklar. 2 saat kaldırmıyorlar ya. Nedir yani? Güzel. Fazla da mesafesi yokmuş kampın. Yalnız komutan ne kadar komplike tarif etmişti lan. Yok oradan git camiye sırtını ver falan değil mi? Yalnız yeni arabamı çok sevdim ha. Aşırı şekil baksanıza. Yardıra yardıra gidiyoruz anasını satayım. Haydi bakalım. Demek bu taraflarda kalıyor ha. İlginç. Hiç görmedim daha önce ben ya. Azıcık gazlayalım değil mi? Bu aracın artılarından birisi de bu. Gazlamak. Bayağı iyi gidiyor baksanıza. Yalnız ben Alev'i özledim lan. Alev. Gözümde tütmeye başladın Alev. İsimden de çok rahat espri çıkıyor değil mi? Evet, bordo bereli kampına neredeyse geldik. Orada bir motor tabelası gördüm. İlgimi çekti. Aslında ben de bir tane motor almayı düşünüyordum biliyor musunuz? Hani sürekli yazanlar da var. Marka önerin, bir de motor alalım kendimize. Wow. Kamp burası mıymış? Seksiymiş. Vallahi mı lan? Haydi bakalım girelim o zaman. Selam. Onbaşı. Onbaşı? Siz 10 kişinin başı değil miydiniz efendim? Burada ne işiniz var? Ula sepetti. Faruk. Seni görmeye geldim desem inanır mıydın? Hayır inanmazdım. Mantıklı. Ben de inanmazdım. Faruk. Komutan beni buraya atadı. Ula sepetti. Beni bilmiyorsun sen tabi. Ben gençliğimde özel kuvvetlerdeydim. Onlara eğitim falan verdim. Yani emekli olduktan sonra orduya tekrar katıldım. Yani Faruk, ben senin yine komutanın oldum ula sepeti. Neyse. Bak gel. Düz git. Orada dur tamam mı? Arabaların yanına park et. Hadi bakayım. Ulan ya. Tanıdık bir yüz valla. Ne zamandır birilerini görmüyordum tanıdık değil mi? İyi oldu. Allah razı olsun komutanım. Hoş geldiniz. Haydi bakalım. Ben de şöyle geçeyim değil mi? Ulan nasıl bir yermiş buraya ya? Wow. Şöyle park edelim. Haydi bakalım. Tamamdır herhalde. İçeri geçeceğiz sanırsam. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bordo bereli kampındayız. Bakalım burası nasıl bir yermiş? Ne kadar karışıkmış? Neler dönüyormuş? Hepsini bir sonraki bölümde göreceğiz. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok az bir vaktimiz var arkadaşlar. Hemen koşup müdürün ofisine gitmem gerekiyor. Selam kardeşlerim. Merhaba. İyi devriyeler. Merhaba. Müdürün ofisi buradaydı galiba. Fazla vaktim kalmadı. Merhaba kardeşim. Ben müdürün kapısını korumaya geldim. Artık sen gidebilir misin? Merhaba. Yalnız bana öyle bir emir gelmedi kardeş. Bu gece ben devriyedeydim. Vallahi kardeş, istiyorsan git bir sor yani. Bana böyle bir emir geldi.
Ha bak müdür burada. İstiyorsan gel beraber soralım. Sonra seni bir fırçalasın. Aman aman gerek yok. Zaten 2 saattir inilti seslerini dinleyip duruyordum. Tamam kardeş. İyi devriyeler. Ben gidiyorum. Güzel. Biri gitti. Kaldı 2. Selam kardeşler. Duydunuz mu? C koğuşunda fena kavga çıkmış. Bütün birimleri istiyorlar.